Selam hidayete tabi olanlara. Beni ilimle nesedemeyen İsmaila cemaatine. Nübüvvet kemalatı zattan ilim ehli diye geçinen bir cemaate. Nasihat mi? Ne diyelim? Uyarı mı? Ama önce şunu şey yapalım. Cübbeli'nin işte Tayvan'dan ışıklar, şunlar bunlar dediği vakit İsmail Ağa'nın bir internet sitesi bizi başta bir deli, arkasında Harun Yahya beni ortaya koymak üzere benim videolarımdan cımbızlayarak beni deli yerine koyma istemişler. Aferin. Ahadice ve sinsice. Şimdi o ışık Tayvan balı ışıklar diyor ya, Cübbeli. Cübbeli sen de seyredersin. Tayvan balı ışıklar diyor ya. Alnımda beliren nuru şimdi yakından göstereceğim acaba. Et bu kadar ışık saçıyor. Et bu kadar ışık saçıyor. Sen Tayvan'dan al da ben Allah'tan aldım. Allah verdi o nübüvvet nuru. Aynı şekilde mührü de var. Omuz küreklerimin sağa yakın kısımda. Şimdi yakın göstereceğim. Belki biraz insafa gelirsiniz. Belki acaba dersiniz. Sen Tayvan'dan şeyi al. O dediğin ışıkları al da far gibi bizim etimiz bu kadar ışık saçıyor. Nur veriyor yani Allah'ın lütfuyla. Et bu kadar veriyor. Sen far ekle. Ben bir şey görebilir mi Cübbeli? Normal bir alalım. Bir şey var mı? Ama sonradan nur halini alıyor. Değil mi? Değişik değişik şey yapayım ki bir bakın bakalım. Öbür videolarımda da var. Dedi he. Bak Resulullah'ın bir sünnetine uydum. Bak Mahmut Efendi bile uyuyamadı bu sünnete. Ya oradan kovuldum ayrı bir sünnet. Orada eziyetler bilmem neler. Ama bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Neyi biliyorum? 1.000 tane Mahmut bir Ahmet etmiyor. Yani Mehdi. Nübüvvet kemalatı zatla velayet kemalatı zatı kıyaslamanın imkanı yok. 70 tane değil, 700 bin tane velayet kemalatı olsa bir nübüvvet kemalatı zatı etmez. Nasıl diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri? Kemalatın aslı Mehdi'de zuhur edecek. Cübbeli, sen ışık taktır. Öne geç. O İsmail Ağa cemaatinden o videoyu yapan imani tehlikeden beri olduğunu sanmayın. Hepiniz gerçi imani tehlikeden beri değilsiniz. Ben dedim ispat hazırım. İlimle zaten beni yalanlayamadınız ki nasıl ki şeylerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Yunus 39'da geçiyor. Bilakis onlar ilmini kavrayamadıkları ve yorumu kendilerine asla gelmemiş olan vahyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak zalimlerin sonu nasıl oldu. Yani ilmi onun da aynısı bize verilmedikçe. Zaten ispatladım ilimle ispatladım ben. Mektubat-ı Rabbani'nin kalbini aldım. Kalbini çıkardım. Allah'ın lütfuyla. Nübüvvet kemalatının usulü beşaret. Mahmut Efendi bunu bilemedi.
Çünkü velayet erbabı o ilham der. Velayet erbabı. Ben nübüvvet kemalı zatım. Ama o zaman ilmi olarak ne olduğunu bilmiyordum. Ha, bunun karşılığını Mektubat-ı Rabbani'de gördüm. O kansız bizim videomuzu cımbızlayarak baş olma sevdasında gösteren kansız ahirette bakalım hangi imamın arkasında olacak. Ben imamsam benim arkamda değildi herhalde. Zamanın imamına biat etmeyen cahiliye ölümüyle ölmüş olur buyuruyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu cübbeli veya cübbesiz veya Mahmut veya Ahmet neyse kim olursa olsun geçerli. Cahiliye ölümü. Yani nefsinin adımlarını izleyen bir cübbeli nefsinin adımlarını izleyen bir cübbelinin peşine takılmak size ne kadar yarar sağlayacak ahirette göreceksiniz. Benim için favoş. Ben şükrediyorum. Ben her türlü son nefesime kadar ben şunu söylüyorum. Son nefesime kadar ben Mehdi olduğumu söyleyeceğim. İddia etmeyeceğim. Ben Mehdi'yim çünkü. Anladın mı? Anladınız mı? Beni zaten yalanlayamayacaksınız. Benim ilim bayrağım dimdik havada duruyor. Sizin yaptığınız o video ile beraber mağlubiyet bayrağını sallamaya başladınız. İlmi olarak cevap veremediniz. Angutlar. Birileriniz konuşurken birileriniz de onları ne yapıyorsunuz diye uyarsın. Tümünüz de layığa gidiyorsunuz. Cübbeliye cevap veremiyorsunuz. Bak nereye getirdi sizi? Mehdi çıkmayacak. Alın size Mehdi işte. Hadi. Ayıklayın pirincin taşına bakalım. Ya bu Mehdi ise? Değil. Ezin o zaman ilimle. İlim ehlisiniz ya. İlim ehlisiniz. Ezin ilimle. Nübüvvet kemaatın usulü beşaret. Ne? Bu zamana kadar kim açıklamış? Eyüp'te Enes Hoca vardı. Nübüvvet kemaatinin usulü beşerete gelince böyle yani bu zamana kadar bunun sırrı belki İmam-ı Rabbani Hazretleri dahi bunu açıklamakla yetkili değildi. Niye? Nübüvvet kemaatinin aslı değildi belki de. Aslı diyor Mehdi de zuhur edecek. Ben açıkladım. Ben yetkili miyim? Herhalde omuz küreklerimin arasındaki nübüvvet mührü yetkili olduğumu gösteriyor. Ha, ben nübüvvet mührü onda yani acaba şizofren bir adam mıyım? Yok, mucizevi bir şekilde verildi. Bir gecede. Nasıl diyor Cübbeli? Bir gecede veriyor arkadaşlar. Veriyor. Allah'a binler şükürler olsun. Bir gecede verir. Verir tabi. Allah'a binler şükürler olsun. Bir anda da verir. Bize verdi. Bizi vahiy ile muhatap etti. Onun delili nübüvvet nurunu, nübüvvet mührünü verdi. Benim size karşı hani Kur'an-ı Kerim'de ayet var ya bu İbrahim'in kavmine karşı İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerdendir. İşte benim de size karşı delillerim. Allahu Teala'nın bana verdiği deliller. Yani vahyin açıklanması bu zamana kadar kimse açıklayamamış. Ben açıkladım. Noktadan maksadı. Nübüvvet kemaatinin usulü beşareti. Müjdeyi. Vahiy. Sizce ne? Her ilim ehli. Biri yer biri bakar ilim ehli. Biri kusuyor, öbürü kusuyor tasdik ediyor.
sessiz kalıyor. Şimdi toplanın bir araya da beni baş sevdalısı gibi gösteren kişiler ister kabul edin, ister etmeyin. Ortada bir şey varsa, bir sorun, iyi veya kötü yönde halledilmesi lazımdır. Yani şimdi ilmini kavrayamadığınız bir zatı ne yapacaksınız? İlmini kavrayamıyorsunuz. Yani açıklamış. Ya bunu kabul edeceksiniz, boyun eğeceksiniz. Ya bununla ben sizin başınızı yiyeceğim ben sizin. Yani şu manada yiyeceğim. Başınızı şişireceğim. Ya da bunu duyacaksınız. Ben sizi ezeceğim. Bu böyle yani. Doğruları böyle. Ben nübüvvet kemalatı bir zatım. Ben Mehdi'yim. Bu delillerle yani. Delillerle delillendiriyorum da bunu. Beni zavallı olarak görenler de İsmaila'ya baksınlar. Koskoca İsmaila ilim ordusu bana cevap veremiyor. Beni ilimle neslediniz videosuna cevap bekliyorum ben. Kim zavallıymış? Ben manevi halle İsmail Ağa'nın tam ortasına postumu sermiş oturuyorum, cevap bekliyorum. Bana cevap verilmiyor, verilemiyor. İlimleri yetmiyor. Ya desen şöyle de denebilir. Hadi şu filan hoca açıklamıştı, şu alim açıklamıştı. Açıklanmadı. Hadi bakayım. Ne olacak böyle? Sonra Mehdi çıkmadı. Alın size işte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, insanlar 1400'de Mehdi'nin yanında toplanırlar. Alın size, aşikar oldu işte. 1400'den sonra 2 veya 3 akit say. 1 akit 10 senedir. Resulullah'tan gel. O Resulullah'tan o hadisi getiren insanlar ebedi hayatın sizden daha çok farkındalardı. Peygamberden uzaklaştıkça kalpler katılaşıyor. Dünyayı arıyor. Ahireti değil, Allah'ın rızasını değil. Öyle zannediliyor. Öyle kandırıyorsunuz siz kendinizi. İlim dünyayı kazandırıyor size şimdi. Hadi cevap verin. Deli yerine koymak neymiş? Görün. Deli gibi gösteriyorsunuz ha. Bu kadar acizlik bayrağını sallıyorsunuz siz. Benim ilim bayrağı dimdik ayağı ovada. İndiremiyorsunuz siz benim ilim bayrağımı. Sizin salladığınız o video bayrağı yani mağlubiyet bayrağının aşikar. İlk tepkiniz video öyle. İlk tepkiniz video öyle olmayacaktı. İlimle olacaktı. Bu sizin mağlubiyetinizin yegane göstergesidir.